Gaziantep Şanlıurfa D400 karayolunda sabahın erken saatlerinde sel sularına kapılan araçlarda mahsur kalan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Selde hayatını kaybeden Halime Aslan, Ayşe Aksoy ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir otobüs, bir kamyon ve bir otomobilin kapıldığı sel sularında aranan 2 kişinin ise otobüse binmediği tespit edildi ve arama çalışmalarına son verildi. Geçtiğimiz Ramazan bayramında terör örgütü PKK'nın saldırısıyla sarsılan Gaziantep bu bayrama da sel nedeniyle buruk girdi. Gaziantep Şanlıurfa D400 karayolu Hayrat Karakolu mevkisinde Hacı Baki Seyhan yönetimindeki 21FG400 plakalı yolcu otobüsüyle bir kamyon ve bir otomobil 50 metre aralıklarla sele kapılıp dereye yuvarlandı. Araçtakileri kurtarmak için Nizip ve Gaziantep tarafından çok sayıda itfaiye ile ambulans olay yerine sevk edildi. Ancak yolun çökme tehlikesi sebebiyle araçlara ulaşılamadı. Olay yerine getirilen iş makineleri yardımıyla akıntının ortasındaki ağaçta mahsur kalanlar ip merdiven kullanılarak kurtarıldı. Öte yandan daha sığ bir bölgede bulunan ve yan yatan otobüs yolcuları ise kepçe yardımıyla itfaiye görevlileri tarafından alınarak ambulanslara taşındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaklaşık 20 yaralı hastanelere kaldırılırken sel sebebiyle Gaziantep-Şanlıurfa karayolu yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmalarında Gaziantep nüfusuna kayıtlı Halime Aslan, Diyarbakır'ın Nice nüfusuna kayıtlı 57 yaşındaki Ayşe Aksoy ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilerek aranan 2 kişinin otobüse binmediğinin tespit edilmesi üzerine arama çalışmalarına son verildi. Gracias.